Allah'ın vaadine iman et, itimat et. Allah'ın vaadinde durmaması imkansızdır. Bu dilekliğinde hiçbir CHP noksaniyet yoktur. Senin küçük bahçeni halkettiği gibi Cenab-ı Hak cenneti dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş ve sana vaat etmiş ve vaat ettiği için Cenab-ı Hak seni o cennetin içine alacaktır. Ey insanlar! Bu dünya bir tarladır. Ey! Mahsulünü al ve muhafaza et. Zafrafatını at, yani pisliklerini at, ehemmiyet verme. Hem bir ticaretgahtır bu dünya, öyleyse alışverişini yap gel, senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafirlerin arkasından koşma, yorulma ve bu dünyanın geçici işlerine bağlanıp da bu dünyanın içinde boğulma. Bu koca dünya ise bütün şaşasıyla beraber cennet hayatına nispeten bu koca dünya bir zindan hükmündedir. Elbette bu zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana o cennet bahçelerine geçmek bin can ile arzu edilir. Öyleyse zevale kırılmaya mahkum olan o can parçalarından alakanı kes. Demek ki insanın vazife-i asliyesi, demek ki insanın asli vazifesi taallümle tekemmüldür. Dua ile ubudiyettir. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare oluyorum, kimin keremiyle böyle müşrikane terbiye oluyorum, nasıl bir lütufla böyle nazarinane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. Öyle de insan, bu zihayat canlılar aleminde bu insan nazik, nazenin, nazar bir çocuk hükmündedir. Rahman Rahim'in dergahında ya zaaf ve ağzıyla ağlamak, bir fakir ihtiyacıyla dua etmesi gerekir. Rabbimize bize tarif eden üç büyük küllü marif var. Birisi kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini işitti. Birisi şu kitab-ı tevhidin ayeti kübriyası olan Hatem eden bir aleyhisselatü vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Demek ki Cenab-ı Hakk'ı bizi bildiren, tanıtıran, sevdiren üç şey var. Biri kainat, biri Kur'an-ı Kerim, biri de Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. Şimdi biz şu ikinci bürhanla artık konuşan Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam hazretlerini tanımalıyız ve Peygamberimizi dinlemeliyiz. Evet bak, sattı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam hazretleri bütün ehli imana imam, bütün insanlar hatip, bütün enbiya reis, bütün enbiya ve evliyada mürekkep, bir halki zikrin serzakiri, zikredenler reisi Peygamberimiz, bütün enbiya hayatlar kökleri, bütün evliya, karalattan seyrelerleri bilseci nuraniyedir ki her bir davasına, muzzatlara, israr eden bütün evliya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o bürhan mantık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri La ilahe illallah diye dava eder. Bütün sağ ve sol, mazi ve mustakbel taraflarından saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek sadekte sadekte ve bilhak kılatakta derler. Hangi vehmin hattı var ki böyle hesapsız imzaları teyit edilen bir iddiaya parmak karıştırsın. Evet Kur'an-ı Kerim böyle insanlara hitaben der ki ey insan, senin elinden ve hayatın ve nefsin ve malın emanettir. Onlar her şeye kadir ve her şeye alim bir maliki kerimin mülküdür. O maliki kerim bir rahim sende emanet olan kendi mülkünü senden satın almak istiyor. Senin elinde bir hile zayi olmasın. Sen bir memursun, asker gibi muazzafsın. Öyleyse Allah namını çalış, Allah hesabına sahip.
muhtaç olduğun bütün şeyleri seni bahşeden ve rızkını veren, bir muktedir olmadığın şeylerden seni hırs eden, muhafaza eden Allah'tır. Şu zamanı gaflete o derece kanlaşmış, öyle uykusu bir tarzı iptal hissetmiş ki, medeniyle evvelki yolu eğip elek hissetmiyorlar. Lakin haysiyeti inmeyi tezahürüyle ve mevcut alet inkılabatın ikazatıyla şu perde-i gaflet, gaflet perdesi parçalanacaktır. Binlerle ve yazıklar olsun şu Müslüman evlatlarına ki ecdebileri tabutlarına, putlarına, felsefelerine aldığını Kur'an-ı Kerim'in dersini unuturlar. Ey bu vatan gençleri! Dilekleri takdire çalışmayınız. Ey gençler ve ey İslam evlatları! Avrupa'nın size karşı olan merhametsiz zulüm bir adaletine, bir batıl efkarına ne akıl muhabbet edip onları takdir ediyorsunuz ve onları ittiba ile beraber sefahatlarına işrar bir saflarına iltihak ediyorsunuz. Onları takdir ve onları ittiba ile beraber davayı hamiyet yalandır ve milleti istifaf ve milliyetle istizadır. Hem sen ben de bir filek gibi olacağım diyemezsin. Bir Müslüman ben de bir filek gibi olacağım diyemez. Ve bir filek gibi olamazsın. Çünkü bir filek Muhammed Aleyhisselam Hazretleri kabul etmezse de İsa ve Musa Aleyhisselam'ı veya sair enbiyaların birini bir derece her nasılsa kabul eder. Sen ise Nebi Ahirzaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zincirinden çıktığın ve o peygamberin derslerini terk ettiğin dakikada senin ruhunda nihayetsiz bir tahribat, bir boşluk ve bir karanlık peyda olacak. Ve senin ruhunda hiçbir kemalat ve ahlak-ı âliye yer kalmayacak. Meğer ki insaniyetini öldürüp zamanı hayle mukayyet sırf bir hayvan olabilirsin. Halbuki insan müstakbelin korkusuna, mazinin hüznüne giriftardır. Bu ikisi insanı pek ciddi düşündürür. İnsanın başını mütemadiyen döver. İnsanı bu hal, bu korkudan, bu yüzünden kurtaracak ancak bir tek fedakar vardır. O da Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.